yasalar, gerekse uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanım elde etmiştir. Ancak günümüzde farklı yerlerde yaşanan savaşlar nedeniyle kadınlar diğer haklarının yanında en temel olan yaşam haklarından dahi mahrum kalmıştır. Bu sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ukrayna'da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta. Yaşanan süreç dünya barışını açıkça tehdit etmektedir. Üçüncü Dünya Savaşı gibi oldukça korkunç ihtimallerin sözünün geçtiği bu üzücü zamanlarda eril düzen yapısı yine bildiğimiz gibidir. Ukraynalı kadınların ülkelerini terk etmelerini fırsat bilen ve bu konuyu mizaha çeviren, kadın bedeni üzerinden paylaşım yapan herkesi kınıyorum. Bu durumu kabul etmiyor, tüm taraf devletleri evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz. Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü utanç verici bir şekilde giderek artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet müferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi çözümü de yaptırımların artırılmasında değildir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ilişkin irade bugün kadınları nafaka hakkı dahil olmak üzere medeni yasada yer alan birçok hakka da yönelmiştir. 6. yargı paketiyle kamuoyunun gündemine gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda aile arabulucunun getirilmesine ilişkin kabul edilemez söylemler ve yasal girişimler kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadının yaşam haklarına da saldırı oluşturacaktır. Devletin her kademesindeki yetkilileri kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya, medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya, anayasada yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz. Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımların kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısına olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğimizi Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Ordu Barosu olarak açıkça beyan ediyoruz.